Aleyhisselatu vesselam efendimiz Zilhicce ayının faziletine dair ve o ayın nasıl ihya edileceğine dair sözlerini söyleyecek. Allah indinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur diyecek. Bu bir hadis, Müsned'de geçen bir hadis. Allah sizi o günlere eriştirirse tesbihi tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin diyecek. Ve sonra diyor ki Tirmizi'de ve Darimi'de geçen bir hadiste günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir iş zilhiccenin ilk on gününde yapılan işten daha faziletli ve yüce Allah katında da daha sevimli olsun. Bu günlerdeki nafile ibadetlere, bugünlerdeki eskara, bugünlerdeki evrada aleyhissalatü vesselam Efendimiz dikkat çekiyor. Ümmetin hakimi olan Ebu Darda öyle diyor ben Resulullah'ı ne zaman o günlerde görsem yani zilhicce ayına şahit olsam o günlerde çok sadaka verdiğini çok dua ettiğini çok istiğfar ettiğine şahit olmuşum. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu günlere ait beyanı böyle.